Anadolu'nun her yeri çok güzel sevgili izleyenlerimiz. Bozkır ilçesinin güzelliklerini ve o güzel değerlerini sizlere aktarırken yolumuz yavaş yavaş Bozkır yaylalarına düşüyor. Bir de sarı keçili olan, türküleriyle gönüllerimize taht kuran Sultan Bacı'yla görüştük. Sarı keçileri gidiyorsanız ben de dostlarımı, akrabalarımı görmek isterim dedi. O sazını aldı geldi. Biz mikrofonumuzu aldık. Kameramızla beraber sarı keçileri buluşturacağız. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Yavaş yavaş o kapısı olmayan, gönül kapısı açık olan Kılçadar'a doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür, hamdolsun bizler deyiz. Sarı keçilerin çadırına geldik. Sarı keçil çadırına geldiniz. Buyurun, içeriye geçin. Geçelim efendim, sağ olun. Muhabbetimize devam ederiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Merhaba. Bereketli olsun çadırınız efendim, sağ olun. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim çadırımıza geldik, soluklandık. Hem çadırımızın sahibi hem de Sarı Keçiler Dernek Başkanımız İbrahim Başkan'a bir mikrofon uzatacağız. Ben İbrahim Yagal. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de son konar göç hayatını yaşayan Sarı Keçililer var. Siz de bir dernek kurmuşsunuz Sarı Keçililerle ilgili. Hem derneğin ismini alalım. Bununla alakalı çalışmalarımız var mı? Bir de niçin bu derneği kurduk? Yani nereye katkı koyacağız? Derneğimizin ismi Göç eden Sarı Keçiler Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği. Derneğimizin kuruluş amacı bu kıl geçinin ormanda otlatmasının tamamen yasak olmasından sonra bizim de başka bir gelirimiz olmayınca mecburen bu kıl geçi üzerinden gelirimiz var. Biz bu konuda bir takım müracaatlarda bulunmak istedik. Kendimizi bildirmek istedik ve böyle bir dernek kurmaya ihtiyaç duyduk. Derneğimizin yani çok büyük bir faaliyeti olduğunu söyleyemem. Bir şölen gibi herhangi bir tanıtım gibi bir faaliyeti yok. Sadece derneğimizin faaliyeti göç eden sarı geçirilerin sıkıntılarını, dertlerini dile getirip sorunlarını anlatabilmek amaçlı kuruldu. Ve bu amaçla da devam ediyor. Göç eden sarı geçirilerin zaten her zaman her yerde bir sıkıntısı vardır. Çünkü kendi yaylamız yok. Kendi kışlağımız yok. Her gittiğimiz yerde belli bir yerlerden ama kiralama olur ama ormandan izin alarak bu şekil devam ettire geldiğimiz bir meslektir bu. Hala da bu şekil devam etmektedir. Bunun için bir sürü sıkıntılarımız oluyor. Bunları gerekli yerlere iletmek için de mutlaka böyle bir derneğe ihtiyaç duyuyorsun. Onun için derneğimizi 2012 yılında kurduk ve o yıldan beri de sarı keçilerin sorunları üzerinde faaliyet göstermektedir. Efendim, sarı keçili yörüklerini biz merak ediyoruz. Onların konar göçer hayatını bize anlatabilir misin Sayın Başkanım? Şimdi sarı keçili yörükleri tamamen zaten konar göçer hayata bağlı bir yaşantısı vardır. Eğer şöyle özetleyebiliriz. Kış mevsimini Akdeniz sahillerinde, yaz mevsimini de Konya'nın, Torosların işte Kadınan'la Ilgın'a kadar uzanan kollarında, işte şu andaki olduğumuz bölge Bozkır, Hadim, Taşkent gibi bölgelerinde yazlarında buralarda geçiren bir toplumuz. Kış mevsimini sahilde geçirdikten sonra Nisan'ın son haftasında, Nisan'ın 15'inden sonra işte 20'si, Mayıs'ın ilk haftasına kadar oradan hareket ederiz. Günübirlik konup göçerek, belirli mesafe gidip, belirli süre dinlenerek Toroslara çıkarız. İşte bir kısmımız Bozkır'a, bir kısmımız Konya Seydişehir'e, bir kısmımız Ilgın'a, Kadınan'a kadar giderler. Bir kısmımız da Hadim, Taşkent, Ermenek, Karaman'a bağlı bir takım yaylalarda. Yani genelde Torosların kollarında yaz aylarını geçirirler. Burada en az Eylül ayına kadar kalırlar. Eylül'ün ilk haftasından başlayarak tek tek herkesin artık o günkü yaşam şartına göre, bölgenin hayvan otlatma durumuna göre
Adam hayvan otlatma sahası azalır, otlak daralır, biter, göçer. Ama Eylül'den önce göçemeyiz. Sarıgeçinin yaşam şartı budur. Tek geliri kılgeçi. Kılgeçiden ürettiği işte oğlaktır. Yani sattığı işte sütünden peynirinden çok fazla bir gelir elde etmez ama o da ihtiyacını karşılar. Yani sarıgeçili yörünün geçim şekli budur. Türklerin Orta Asya'dan genellikle Oğuz boylarının geldiği tarihten beri bu konar göçerlik devam ediyor. Bakalım ne kadar daha devam eder onu da bilmiyoruz. Gerçi bizim son zamanlarda bir yerleşim şeyimiz de var, projemiz de var. O da şu anda hak sahipliği belirlendi, yer belirlendi. Nerede olacak bu efendim? Karaman'a bağlı Kiseci köyünde. Evet, orada. Yani düzene geçme gibi bir düşünceniz var mı şu an için? Daha önce başladıydı zaten. Bunun ana nedeni de 2005 yılı gibi. Tamamen kılgeçinin ormanda otlatmasını bir yasakladılar. Tamamen zaten yasak olan şeyin üzerine gittiler desek daha uygun olur. Görüldüğü yerde ceza yazılması, zabıt tutulması gibi bir yasa çıkarttı. Zaten yasaktı. Buna özel ormancı timleri kurdular. Nerede kılgeçi bulursanız zabıt tutulan. Durum böyle olunca birçok yan geliri olup da başka bir gelire bağlı olan vatandaş elinde kılgeçini sattı. Tahmin ediyorsam Ege bölgesinde falan bu yönde tükendi kılgeçi. Ama biz tek sarıgeçililerde kaldı. Çünkü sarıgeçinin zaten başka bir geliri yoktu. Gizlenerek, saklanarak bir şekilde o işi devam ettirdik ve bu süreç içerisinde de artık bu işin sonunun olmadığını, bu şekilde bu işin devam ettirilemeyeceğini görerek bu konuda hem yaşam durumumuzu hem de iskan olmak istediğimizi belirten bir dilekçeyle Ankara'ya başvurduk. Bakanlığa başvurduk ve bunun üzerine de bu yerleşim süreci başlamış oldu. Kılgeçinin Türkiye'de bitirilemeyeceğini, bir geçim kaynağı olacağını ve bunun ormana karşı eksilerinden ziyade veya eksileri kadar artıların da olduğu ormana incelendi, görüldü. Ve bunun üzerine serbest otlatım yasası çıkartıldı 2012'de. Şimdi ben bunun üzerine şunu söylemek istiyorum. Aslında işiniz zor. Bunu birazcık kolaylaştıralım. Biz gelirken yanımıza sarı keçili böyle türkü dostu bir ablamızı getirdik. İsterseniz bu güzel muhabbetin üzerine Sultan bacımıza mikrofonu uzatalım istiyoruz. Çok memnun oldum. Sultan bacıyla da aynı anda akraba çıktık. Yeni tanışmamıza rağmen hakikaten akrabamız olduğunu da öğrendik. Onun akrabalarıyla buluşturduk. Onun bir duygu düşüncelerini alalım istiyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok sağ olun. Allah razı olsun diyoruz. Beni böyle akrabalarımla buluşturduğunuz için. Buraya gelince duygulanmamak, o çocukluğumu hatırlamamak elde değil. Bizim de aynen böyle beş direkli çadırda doğdum, büyüdüm. Aynı düzen hiç kaybolmamış. Gerçekten o sarı geçili yörüğün yaşantısı, hayatı aynen devam ediyor. Benim çocukluğumdaki, anne baba zamanındaki düzenin aynısı devam ediyor. Sağ olsunlar. Akrabalarımız gerçek bir sarı geçili yürüyüm. Evet. Geldik tabii ki size. Akrabalarınızı buluşturduk. Sazınız da var. Böyle bir kelam eder misiniz diyeceğiz size. Evet. Denizli'den geldik. Bir Denizli türküsüyle onları selamlamış olalım. Evet. Kalenin ardındayım aslanım,
saatin dördünde. Eller seni ararken aslanım bir tanem, ben senin derdinde. Eller seni ararken aslanım bir tanem, ben senin derdinde. Rafta altın seni aslanım, gizliden sevdim seni. Salamanan doyarsa aslanım bir tane, hem seni döver hem ben. Zalım kuban doyarsa aslanım bir tane, hem seni döver hem de. Kalenin ardı bostan aslanım, şen olsun bu gülistan. Bizim elin kızları aslanım bir tane, ne yün giyer ne pis. Bizim elin kızları aslanım bir tane, ne yün giyer ne pis. Şimdi artık tamamen yani yerleşeceksin, bu hayatı bitireceksin diye bize bir mecburiyet yok. Ama bizim İskan'daki yerleşimdeki İlk başlangıcımız artık bu hayvancılığın ormanda yapılamayacağına dayalı bir fikrimiz vardı. Yani evlerimiz yapılırsa, hayvancılığa dayalı ahırla beraber ev yapılırsa, biz artık oraya çekilir, orada yapabildiğimiz kadar yerleşik hayatta yaparız gibi bir düşüncemiz vardı. Ama bir yerleşip oturacaksın diye bir mecburiyet yok. Artık bunu yapabilecek olan, sürdürüp bu işi yapmak isteyen, yapabilecek durumdaki olan vatandaşlar aynı bu kültürü sürdürür. Yapamayıp da artık yaşlanan, o işe gücü yetmeyen, yaşlanan, ben bu işten artık bezdim, yapmak istemiyorum diyen de orada hazır evi olur. Gider oturur, yerleşik hayatta yine hayvancılığa dayalı bir iş mi yapar? Artık orada kendi yeteneğince ne yapabilirse öyle yapar. Sayın Başkanım, aslında konar göçer hayatını belki yüzyıllardır devam ettiren bir sarı keçiler var. Ve Türkiye'de de artık bu konar göçer yaşantıyı devam ettiren tek yörükler değil mi, evet, sarı keçiler? Evet. Dolayısıyla gitmiş oldukları yerlerde, konakladığınız yerlerde, o göçebe hayatınıza mutlaka karşılaştığınız zorluklar vardır. Genel olarak bunları nasıl adlandırabiliriz efendim? Hep konar göçer diyoruz da, konar göçerin hepsi 180 hane kadar. O kadar kaldı. Bundan 3-5 yıl önce 156 haneydi. Hani ayrılanlar oldu, işte evlenip hane kuranlar oldu. Yani 180 haneyi geçmez. Göç eden Sarıgeçili grubunun sayısı bu kadar. Köye muhtar olmuş adam. Adam muhtar olmadan önce halka demiş ki, beni muhtar yaparsanız köye Sarıgeçili getirtmeyeceğim. Yani Sarıgeçili gelmediğinde o köyde ne olacak bilmiyorum. İşte birinin 3-5 tane hayvanı vardır. O otlatacak. Onun oyunu alabilmek için vaatte bulunuyor. İşte ben diyor köyüme yörük getirmiyorum. Gidiyor işte
atıyorum yerel idarelere işte soruyor. Mesela kaymakam soruyor, niye getirmiyorsun? Halkım istemiyor. Halbuki halkının haberi bile yok. Biz bunlara da karşılaşıyoruz. Yörüklerin çok özel bir yanı var. Bulundukları bölgeye zarar vermeyen, doğanın o dengesini en iyi şekilde sağlayan, avlanma yoktur. Sadece kendi hayvanlarını besler giderler, değil mi? Kesinlikle. Ben şöyle diyebilirim. En az 20 yıldır bizim yörüklerde artık av işi bitti. Öncelerde vardı benim çocukluğum döneminde, yani babam zamanında, hani dedem zamanında. O zamanlarda av vardı. Evet. Ama şu anda gidin bütün şu anda Göçer Sarıgeçit'in çobanlarına bakın, sırtında bir tane tüfek bulamazsın. Av yapmazlar. Ha varsa da yani işte dağda kurt gelir, bir şey olur. Onu da yine havaya ateş etmek şartıyla kullanırlar yani. Öyle bir av işi falan olmaz. Ormana geldiği zaman, inanın ormanı Sarıgeçit yörü bir şuradaki fidanı çocuğu gibi bakar. Keseyim, kırayım. Mümkün değil yani. Mümkün mertebe yapmaz. Ha, hasbel kader. Çocuktur, bir dalını kırar. Onu da tembihlerler yani, işte günahtır. Zaten şeyde. O kötüyle büyüdüğü için çocuk da zarar yani, vermez değil mi efendim? Yani ben bazen görüyorum. Bazı yerde ağacın gövdesini adam ortadan kesmiş. Şöyle ya, insaf yani. Bu ormanlar bizim. Bir Sarıgeçit onu kesinlikle yapmaz. Daha hiçbir yörüğün konakladığı yerde, göçtüğü yerde yangın çıkmamıştır. Dikkat ederler. Evet. Bu adam dağda üşür ateş yakar. Evinde zaten sürekli odun ateş yakar. Yani bunlara rağmen daha bir yörün yangın çıkarttığı yoktur ortada. Yörük Hasan'ın çarday sultan gezdikçe gümle. Alim alamadı seni sultan, gücünden inle. Alim alamadı seni sultan, gücünden inle. Hayde sultan, hayde bre haganın, çaydan geçelim. Pazar bozulmadan mari sultan, kıvrak seçelim. Yangına dayanıklı orman dikiyorlar, işte şeritler yapıyorlar. Ya ben bakıyorum, o gazel kuruduğu zaman yine yanar. Bunun yerine oralara kıl keçi koysan da orada otlatsan, o otu yer, tırnağına kırar, o yarda projesinden daha katkılı olur, daha faydalı olur. Yamaç bölgelerde hayvan otluyor. O yamaçlarda hayvan gidip geldik sıra patika dediğimiz çığırlar açar. Tamam. Ne yapıyor? Toprağa merdiven merdiven çığırlıyor. Aşırı yağmur yağdığı zaman o suyun akıntısını o hayvanın çığırları durduruyor. Aşırı sel yani hızlı akımları engelliyor. Hem ağacın su almasını önlüyor, hem de o erozyon dediğimiz işte sel gibi toprak kaymasını, bunları önlüyor. Hani buralar falan düşünülmeden kıl geçinin ormanda otlatılması, yasak olması bizce yörük olarak biraz bize mantıksız geliyor, ama tabii karar devletindir, ona bir şey diyemeyiz. Bir de özellikle şunu devlet büyüklerimizden istiyorum. Bir yerde bir orman projesi yapılırken orada bir Sarıgeçitli'nin, bir hayvancılığın olduğunu da göz önüne alırlarsa bizim için bu kültürün yaşatılmasında daha faydalı olur. Çünkü bizim her yıl hayvan otlattığımız yerde bakıyorsun birisi geliyor özel bir dikim yapıyor. Birisi geliyor işte bir kesim yapıyor. Şuralarda bile hiç gereksiz mesela bazı yasaklamalar oldu. Bize göre gereksiz, belki devletçe çok önemlidir, orasına bir şey diyemiyorum, ama burada yapılan hayvancılık da göz önüne alınırsa yörüklerin, Sarıgeçitlerin biraz daha, özellikle hayvancıların biraz daha hayvancılık yapma sektöründe işleri daha kolay olur. Thank you.
Ela gözlüm ben bu elden gidersen. Ela gözlüm ben bu elden gidersen. Zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Kerem et aklından, çıkarma beni. Ağla gözyaşını, silme lulme. Kerem et aklından, çıkarma beni. Ağla gözyaşını, silme lulme. İnsan unutur mu hiç? Unutmaz ki. Öyle de böyle de unutamaz ki. Hele kirpiğinden düşen gözyaşlarını asla unutamaz. Öyle günler yaşar ki insanlar, ah ile vah ile geçer bu dünya. Ne ela gözlüsü kalır yanında, ne kara gözlüsü alır seni yanına. İşte onun gibi ela gözlüm, ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Elvan çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına. Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını, silme lul melul. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını, silme lul melul. Hani gelecektin, iki elin kanda olsa da gelecektin. Hani gelip benim gözyaşımı silecektin. Artık, artık sen türkülere, ben de bu yayla yollarında neredeyim kim bile. Bir ela gözlüme, bir sevdiğime, bir de Karacaoğlan'a selam söyle. Karacaoğlan'a selam söyle. Karacaoğlan der ki ölüp ölünce, Karacaoğlan der ki ölüp ölünce, ben de güzel sevdim kendi halımca, kendi halımca. Varıp gurbetele vasıl olunca, dostlardan haberi al melul melul. Varıp gurbetele vasıl olunca, dostlardan haberi al melul melul. Efendim, onlar hayatı şikayet etmeye değil, ellerindekiyle yetinmesini en iyi bilen insanlar yörükler. Sarı keçili yörükleri gerçekten çok mutlular. Günlük yaşam onlar için ne kadar kolay, ne kadar zor bizler görüyoruz ama onların dilinden sizlere aktaralım istiyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulaşıklar yıkanıyor. Evet. Bana bir gün boyunca üzerinize düşen görevleri böyle anlatır mısınız, neler yapıyorsunuz? Bir gün sabah ezanla uyanırız zaten. Ondan sonra
çayımız kahvaltımız erken olur gün doğarken. Çünkü davarlar yayılıma gidecektir. Davara gidecek olan davara gider, geçiyi gütmeye gider. Yaz mevsiminde ise peyniri vardır, peynirine bakar, sütüne bakar. Davar gütmeye gidenlerin yemeğini, çayını hazırlar. Davara giden davara gidip gelince ekmek yenir, şey yapılır. Ondan sonra davar sağlayacaksa davar sağlanır. Davarın işte bakımı yapılacaksa ilacı, hapı o yapılır. Yine ıstar diyeyim, ıstar dokuyacak olan, kilim dokuyacak olan varsa kilimini, şeyini dokur. Ekmek yapan ekmek yapar, akşama kadar farklı farklı işler olur. Zor mu yürü kız olmak, yürü kadın olmak? Yani şimdi diğer insanların yaşamını görüyoruz zaten. Ne diyeyim, adam odunla ateş yakma derdi yok. Bir basıyor, tüpü yakıyor, yemeğini yapıyor. Bizim odun toplayacaksın, ateş yakacaksın. Ondan sonra suyunu getireceksin. Mesela temel ihtiyaçlar uzaksa, elinin altında değilse zor. Ama zor olsa da yapacak bir şey yok. Değil mi? Evet, hayat bir şekilde yaşanıyor da, devam ediyor da. Bir yandan da kendimi şanslı buluyorum böyle bir hayatım olduğu için. Öyle gerçekten bazen düşünüyorum, büyük bir nimet gibi geliyor bana, zor olsa da. Yorgunluk elbet geçip gidiyor. Yorulsak da. Bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz, dinleniriz. Ama gürültüsüz, patırtısız bir hayatımız var en azından. Şu an size sorsalar, ben şehirde yaşayacağım, çadırda yaşamak istemiyorum der miydiniz acaba? Şöyle, gerçekten sabah ne zaman oluyor, akşam ne zaman oluyor? Güneşli saati saatine, milimine yer değiştirişini görmüyorsunuz ya. Vaktin bile bir şey olmuyor. Yani tadını almıyorsunuz. Geçtim ki yediğinizin, içtiğinizin tadını alsanız. Yani vakit, gerçekten güneşin altında, güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya. O zaman insan yaşadığının farkına varıyor. Bir gün yaşadım diyor. Ama şehirde odanın içindesin. Ancak güneş pencereyi geçince fark ediyorsun vaktin geçtiğini. Ama burada bilmiyorum, biz bazen gölgelere göre, aha gölge buraya gelmiş, vakit geçti. Hadi işte davar güdülecekse davar güdülsün, iş yapılacaksa ona göre haydin geç kaldık ya da vakti ona göre mesela. Yani insan günü güneşe göre yaşıyor, gün yaşadım diyebiliyor. Bilmiyorum, burada zor olsa da ben burada yine burada yaşardım yani. Burada yaşamayı isterdim ve burada da yaşıyorum. Annemin yanında hep davarın bir tarafına göz kulak olarak giderdim. Hani annemin yanında yardımcı olarak davar gütmeye giderdim. Ha, evdeki kız çocuğu da ne yapar? Odun getirir. Oğlan çocuğu olsa bile aklı ererken, yani yeni yeni iş yaparken odun getirir. Su getirecekse annesinin yanında yoldaş olur ya da ablasının yanında yoldaş olur. Hani bu şekilde zaten işi yapandan öğreniyoruz. Yani bir şey konuşarak ya da okuyarak öğrenilmiyor. Hayatı öğrenişi. Davar gütmeyi, mal gütmeyi annesinin yanında davar güderek öğrenir. Seni hayat büyütüyor sen büyümeden, değil mi? Yaşadıklarında öğreniyorsun her şeyi. Aynen. Hayat o gün sana neyi gerektirdiyse sen onu yapıyorsun. O şekilde o işi öğrenmiş oluyorsun. Sevgili izleyenlerimiz, her şeyi öğreniyorsun. Hayat öğretiyoruz size dedik ya. İşte bir ırmıkla bardakları yıkadık. Hepsini tertemiz bir şekilde kenara koyduk. İhtiyacına göre hareket edersin. Keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz. Elbette olur. Yani insanın hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. Ama her zaman da bu olsun, şu olsun, şu olsun nefis peşinde de koşulmaz. Elindekini, her zaman elin bol olmaz. Elindekiyle, yetindiğin kadarıyla yetirilir yani. Hani ömür düşününce uzunmuş gibi gelen bir şey ama uzun değil. Mutlu olduğun kadarını yaşayacaksın. Çok mala sahip olabileceğin kanaatinde de olabilirsin. Karnın doyduktan sonra ve hani bu ilkel bir felsefe, düşünce değil bu. Yani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanındaysa gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam, bilgi sahibi olursan ol, sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse hani yanındakiyle mutlu olmayı öğreniyorsun ve bütün zaman yanındakini ayırıyorsun ve benim de Berra her şeyim. Kızınız değil mi? Evet, kızınız. Thank you.
Çok da güzel, çok da sağlıklı. Bakıyorum, yalın ayak hiç ayakkabı giymiyor. Sabahtan akşama kadar takip ettik onu biz. Hayranlık dizdik aslında. Öyle bir annesi olduğu için gurur duymadı Berra, biliyor musun? Bilmiyorum, inşallah gurur duyar ama hayatta çocukluğuna dönüp baktığında ne özlediği bir şey olsun isterim, ne de boynunun büküleceği bir şey olsun isterim. Şimdi çocukların hayatı dur demeden yaşayabilmesi var bir. Hani Berra'ya ben dur demek istemiyorum. Hani kendine zarar vermeyeceği bir şey yapıyorsa hiçbir zaman dur demek istemiyorum. Onu yapsın, onun tadına, zevkine varsın. Hani kötü bir şey değilse, çocuk mesela suyla oynuyor şu an. Hiç sesimi çıkarmam. Ondan oyun zevkini alır. Ondan sonra ben yapmam gerekeni yaparım. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar. Çamurla ellerini boya yapar. Ellerini, yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya, dün elini şöyle yaptı, gösterdi bana. Elinin için farklı olduğunu. Yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra, mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık, psikoloji, bunalım sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet, ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Ne bileyim, olduğumuz yerde de o kadar çok şey değil. Hani dışarıdan bakınca aa nasıl basıyor denilebilir ama o alıştı. Ayakkabı giydirmek için uğraştım ama çok da düşünmedim. Toprakla zaten temas ettim miydi, o daha huzurlu, daha mutlu. Nasıl güzel bir bakış açınız var hayata. Nasıl güzel bir böyle dolusunuz. Biraz da bakış açım sonradan değişti. Hani yani değiştiren neydi acaba? Değiştiren gerçekten hani dediğim o dönüm noktası. Eşimi kaybetmem. Yani neden kaybettiniz eşinizi? Çok özel değiliz. Trafik kazasında kaybettim. Hani her zaman, her gün insanın yani inanın hiç farkında değildir ya da ne bileyim unutmuştur, zaman geçmiş gibi düşünürdür karşıdaki insan ama öyle değil. Her gün insan yaşıyor bunu, her gün yokluğunu yaşıyor ama bir de şu var, Allah'ın verdiği bir ömür bu, mecbur yaşanacak. Yani Allah öyle yazmasaydı eşim o gün vefat etmezdi, ben bugün bunu yaşamazdım Allah yazmasaydı. Ama bu şekilde hani bunu düşündüm ki benim Berra'ya kısıtlasam ya da aman çocuk battı şey yaptı diye düşünsem çocuk mutluluğunu tam yaşamayacak, ondan tam şeyini almayacak. Hani bir şekilde insan artık olana, olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim. Hani bu şekilde insan bundan sonra böyle düşünüyor artık. Çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Annesin değil mi? Anneler güçlüdür. Bir de yani güçlülüğüm gerçekten ben, Berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi Berra olmasa. Ama Berra'nın yüzüne baktım bir de hepsi tamam diyorum. Belki de güçlü olmayı öğretiyor. O çok önemli. Öperim seni güzel yüreğinden, güzel anne. Teşekkür ederim. Hayır. Hey hey. Sana. Hay hay. Yaylımdan keçilerimiz de geldi. Onları kaçırmak istemedik. Şimdi Hasan var yanımızda. Sosyal medyadan çok iyi tanıyorsunuz. Benim ismim Hasan Karadayı. Keçileri sabah işte çobanın yaptığı günlük bellidir zaten. Keçiler sabah işte gün ışır ışımaz. Malum dağa gitmesi gerekiyor. Bizler de zaten çoban olduğumuz için görevimizi her zaman biliyoruz. Sabah gittik dağda saat, güttüm geldim işte saat 11-12 gibi getiriyoruz. O zaman istirahate geçiyor. Yaklaşık saat 2-3 saat yatar. Ondan sonra saat 3 gibi falan gider. Akşam gelir yani. Günde 2 kez gidiyor o zaman. Evet, evet. Yaylımı değil mi? Günde 2 kez gider. Bazen gece örüsü de olur. Yani gece örüye kakar ayın şavku olduğu zaman. Sağılma dönemi Ağustos, Temmuz gibi Haziran'ın böyle sonlarına doğru başlar. O zamanlarda
sağılma dönemi olur. Şu anda zaten oğlaklar falan satıldı. Diyelim tekeler girdi geçilere. Teke zamanı, katım zamanı oldu. Zaten otomatikmen davar tekelendiği zaman sütleri çekilir. Evet. Bizim yaptığımız işin de yerine göre zorlukları var ama biz bu zorluklar bize yani kolay geliyor. Bazı daha ne zor işler vardır diyoruz yani kendi çapımızda. Kendi işimizin belli olduğu için yani yapacağımız iş belli zaten. Onun için bana göre fazla bir zorluğu da yok yani. Bu işi zaten severek yapıyoruz. Sevmesek zaten yapmayız herhalde. Evet. Şehirde yaşamayı pek yapamam yani. Bazen şehire inerim, çarşıya, pazara indiğim zaman inan ki o gürültü, patırdı, ne bileyim egzoz sesleri, araba sesleri kulaklarım böyle kafam kazan gibi olur. Böyle ulan derim ikinci nasıl şöyle bir dağa bir gitsem. Yani dağa vardım mı böyle çadıra, doğaya çıktığım zaman huzur buluyorsun. Yani dağ hayatı güzel yani. Güzel değil mi? Kayanın dibinden oy oy mal mı yayılır oy oy mal mı yayılır. Döşeğin üstünde de oy oy nar mı soyulur oy oy nar mı soyulur. Bir kere görmeyle oy oy yar mı sevilir oy oy yar mı sevilir. Eşim yörük kızı, evet. Yani bizim yörüklerde kaçırma işi meşhurdur. Askerden geldiğimde işte o zamanlarda yani demir tavuğunda dövülür. Yani evleneceksin, bir can yoldaşı bulacaksın kendine. Ulan baktım bizim bir yörüklerden yani hoşuma gitti kız. Yaklaşık 1-2 yıl konuştuk. Şöyle böyle el avuca da girmiyor yani. Kandıramadım ilk başlarda da. En sonunda biraz reddettim, şey yaptım. Reddedince bu geliş o beni bırakmamak istedi yani. İlk önce ben yumuşak davranıyordum karşısından. Nazlanıyordu. Ben de dedim he dedim bir kız sen misin dedim. Ya tamam iş bitsin şöyle olsun böyle olsun deyince baktık gördük karşı taraf yumuşamaya başladı bu gelişte. Bir gün yani şu Karaman'ın Karadağ'ı var. Dedim bir görüşelik. Ayımız maymunumuz birbirimizi yakından tanıyalım, konuşalım. Biraz telefonla konuştum yani 1-2 sene devam ettim ama yani görmüşlüğüm yoktu yani yüz yüze görüşme dedik. Dedim bir yüz yüze görüşelim, tanışalım diye yanına vardım adı. Bu geliş biz kaçırdık geldik yani daha kısa yoldan işi hallettik. Bu hayatı severek yapıyoruz. Yani ben bu çobancılıktan çoban olduğum için mutluyum. Gurur duyuyorum yani. Belki amir olacaktık, memur olacaktık ama belki huzurumuz, dirliğimiz yerinde olmayacaktı. Onun için öyle de olsa böyle de olsa bu çark dönüyor yani. Yari ile Hasan'a uzun uzun böyle yıllar diliyoruz. Onları kolaylıklar diliyoruz efendim. Çıksam Toros dağlarına, gezsem otura otura, içsem buzlu sularından, bıyık batıra batıra. Yanımda sevgili yarim, hizmet etse hurilerim, sağılmalı sürülerim, geviş getire getire. Tereyağı yerdik, ayran içerdik, Elif'im, gül yüzlüm. Devemiz var iken bunda neydin Elif'im? Eğidik gül yüzlüm, eğidik bir tanem. Gel kaçalım yörük kızı, kimselere vermem seni. İşsiz güçsüz avarayız, kör olsun yokluğun gözü. Ekmeğe zam, tuza zam, güneşe zam, beze zam. Düğün dernek çaldıramam, geline zam, kıza zam. Anan kara koyun eşeği, baban sarı geçirir Ramazan. Bir kat yatak, bir kara kazan. Bir kara çadırla gelin almış. Gel kaçalım yörük kızı, kimselere vermem seni. İşsiz güçsüz avarayım, kör olsun yokluğun gözü. Efendim yörük kızı işte. Yörük kızı yöresel adetlerini halen yaylalarda yaşatan bir yörük kızı o.
Tanıyalım seni istiyorum kuzum benim. Rukiye. 14 yaşındayım. Oğlaklara gidiyorum. Biraz önce dikkatimi çekti. Çok eskiden görüyorduk biz bunları ama halen devam ediyor herhalde. Baban mıydı eline su döktüğünde? Babam eline su döküyor havluyu verince. Elini yüzünü yıkıyorduk keçiden gelince. Hür kız olmak zor mu? Yani ne bileyim bazı şartlara göre zor. Sabahleyin kaçta başlıyor senin hayatın özellikle senin görevin? 6:30 gibi ne bileyim oğlakları salıyoruz. Gidiyoruz öğlen saat 12 gibi gelin ekmek yiyip sonra yeniden saat 3:30 gibi gidiyoruz. Senin görevin oğlak gütmek mi bu sarı keçili çadırın içerisinde obada? Evet oğlakları güdüp geliyorum. Ara sıra da annemle keçilere giderim. Başka da bir iş yok. Yani evde kalırsam da ev işlerini de yaparım. Ekmek falan yapar mısın sen de? Yok, yok ben ekmek yapamıyorum. Çünkü oğlaklardan vakit kalmıyor değil mi? Evde kalanlar yapıyor genelde ekmeği. Ben oğlaklara gidip geliyorum işte. Ben onların yerine oğlaklara gidiyorum. Onlar da benim yerime ekmek yapıyor. Şehir hayatını uzaktan izliyorsunuz hep çünkü yaylalarda yaşadığınız için. Şehirde yaşamak ister miydin? İstemezdim yani ne bileyim orası çok gürültülü böyle... Araba egzozları falan çok gürültülü, koca koca binalar. Adamın üzerine geliyormuş gibi oluyor. Bazı zorlukları olsa da güzel bir hayat. Aileyle berabersin, aileyle iç içesin. Aynen böyle iyi oluyor ailemle şey, doğada yaşamak. Güzel yani böyle yaşamak. Gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şu an keçilerimiz hepsi aşılanıyor. Evet. Bununla ilgili bilgi verir misiniz efendim bizlere? Şu anda keçi aşılama işlemi yapıyoruz. Yani bunu yılda yaparız biz. Sütü gidik aşısı deriz. Yani halk arasında sızı aşısı olarak da bilinir. Bunu yılda yaparız. Yani hayvanların sağlıklı olması için, herhangi bir hastalığa yakalanmaması için yani önlem amaçlı yapıyoruz bunu. Yani yılda yaptığımız bir şey bu. Aslında siz hayvanların, buradaki bütün yetiştirdiğiniz hayvanların sağlığını da korumakla ilgili her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz değil mi? Bu çok önemli. Tabii ki ne, tabii ki ne. İlçe tarıma girdiğiniz zaman, küpe numarasından girdiği zaman hayvanların aşılı olup olmadığını sistemde görünüyor zaten. Aşısız olsa zaten bırakmazlar hayvanını, aşılat derler. Evet. Şimdi biz bu işle uğraştığımız için, yani dağda güderken olsun, keçinin bir tanesi hasta olmuş olsun, her an biliriz yani bildiğimiz için. Tedavisini uygulamak zorundayız. Örneğin zehirlendi. Bir hayvan dağda zehir yedi. İlk önce buna ne yapabilirsin? Pratik olarak orada bulunduğun mevkide ya süt varsa davarlarda sütü sağarsın boğazına dökersin ya da toprak, çamurlu su deriz. Suyun içine toprak karıştırırsın, çalkalarsın boğazına dökersin. Bu da zehiri keser yani ayran dökersin. Bunlar pratik şeyler yani. Kurtardığınız var mıdır böyle zehirlendikten sonra? Tabii ki ne. Tabii ki ne. Kurtardığımız oluyor yani. Bunları yaparsan kurtarırsın illaki ne. Ayağı falan kırılsa keçilerin onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Ayağı kırıldığı zaman şimdi yolun varmadığı ya da ayağı kırılırsa sıkıntı. Arkana sarınıp gelmek mecburiyetindesin. Geldiğin zaman atel uygularsın. Zaten şöyle seyik derler. 3-4 ağaçtan yaparsın. Onu güzel bir biçimde sararsın. İyileşir yani onu... Sürüye göndermezsin, evde alakorsun, bakımını ayrı üstlenirsin, bakımını ayrı yaparsın. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde sürüye uyum sağlar tekrardan. Eğlenmez ya revende, yuvasız kuşlar gibi.
ansız kuşlar gibi kalkışam parakende. Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta Konya Bozkır ve Bozkır'ın yaylalarından sizlere seslendik. Sarı keçili yörüklerin çadırında ağırlandık. En iyi şekilde ağırlandık. Çayımızı içtik, karnımızı doyurduk. Heybemize de kültür doldurduk. Bizleri YouTube kanalımızdan ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Allah'a ısmarladık.